Merhabalar herkese. Vlad kampanyanın birinci ekstra bölümüne hoş geldiniz. Final bölümünde de dediğim gibi final bölümünü böyle kısa sefer zaferine ulaşarak yapmıştım. Ama vampirlerle sefer kazanma ve efsanevi zorlukla sefer kazanma başarımını hala elde etmemiştim ben. O yüzden de bu kampanyaya kendi kendime devam etme niyetindeydim zaten. Bazı arkadaşlar böyle sen devamını da çek izleriz biz falan demişlerdi. Ben de bari çekeyim dedim neden olmasın. Ama böyle çok da aman yoğun muhabbet edeyim ya da yükleme ekranlarını keseyim falan modunda yapmayacağım bunları. Böyle daha rahat rahat kendi halimde oynayacağım. Yani baştan söyleyeyim çok da böyle seyir zevki çok yüksek videolar olacağını düşünmüyorum. Ama yine de izlemek isteyen arkadaşlar için kanala koymuş olayım. Neyse efendim devam edelim. Karfrans'ı mağlup etmiştik en son. Kısa sefer zaferine o sayede ulaşmıştık. Kuzey Silvanya'yı ele geçirerek... Araştırma oranımız %10 arttı. Güzel, güzel. Kısa sefer kazandık ve zayiat ikmal oranımız da artı %15 arttı. Faydalı, güzel. Şimdi şöyle bir bayağı bir oldu. Ben bu son bölümü çektikten sonra arada Feroth Dynastis güncellemesi falan girdi araya. Bayağı bir zaman geçti. Ne yapıyorduk en son? Zafer koşullarında kısa zaferi yerine getirdik. Uzun zafer için Reich toprakları zaten yok edilecektir. Sahiplik ve vasallar ve askeri müttefikler aracılığıyla imparatorluğun tüm eyaletlerini kontrol etme görevim var. Onu yapacağız. Onu yapınca da bu 75 yerleşim yerini işgal etme yerle bir etme veya talan etme görevi yerine getirilir mi bilmiyorum ama öncelikle hedefimiz imparatorluk toprakları. Mesela biz bu arkadaşlarla herhangi bir anlaşma yapmış mıydık? Galiba yapmıştık da sonradan bozulmuş muydu neydi tam hatırlamıyorum ama ilk hedefimiz onlar değil. İlk hedefimiz şu an bizde savaş halinde olan Kislev ve Rakler'in arta kalan az sayıdaki toprağı. Kimseyle savaş halinde miyiz? Düzenbazlar bu sarayı. Tamam zaten sadece onlarla savaş halindeyiz. Hazır buraya girmişken bir hızlı anlaşmalara bakayım. Ne durumdaymışız? Nagash'ın takipçileri Chevaliers de Lyonnais'le savaş halinde. Yani olabilir. Koron'a dalmayı tercih ederim. Doğurganlara dalmayı tercih ederim. Onlarla da bir anlaşmamız yokmuş zaten. Ticaret anlaşması olarak Katey ve Skaven'la. Okey. Nagash'ın takipçileri. Asalol. Şu an konfederasyon seçeneği yok. Çünkü son turda Manfred'i konfederasyona katmıştık. Hatta Manfred demişken kendisi yaralı. 3 tur sonra geri gelecek. Okey. 26. rütbede güzel. Yetenek puanlarını sıfırlamam gerekebilir Manfred'in. O yüzden bir 3 turda oradan kaybedebiliriz. Aşağıda konfederasyona kattığım topraklara bir bakayım. En son Antok'u almıştım. Bagar'ı almak ve bu eyaleti güvenceye almak isterim. Şöyle bir bakayım. Zinç'e yerleşim yeri sattığım için aram iyileşiyor mu? İyileşmiyor. Satmadık çünkü takas ettiğimiz için mi? Yok. Armağanlar sunulduğu olarak geçerli oluyor ama genel bir nefreti var bana karşılık. Zinç'le savaşmak... Hiç hoş olmaz benim adıma. 18 yerleşim yeri var. Eşek gibi güçlü. Şu anda da çok güçlü. Yani Oxyotl ve Tic Tac Toe ile savaşıyor. Başka çok güçlü düşmanları yok. Sadece şeye bakmak istiyorum. Satacağımdan değil de kasaları buna satarsam eğer. Vasalım bile oluyor. Zinç ile... Düşmanlık etmemek, böylesine bir büyük bir fraksiyon ve onu basalım yapmak için kasabardan vazgeçmeli miyim? Şöyle bir bakayım kasabara. Satma niyetim yok dedim ama yani şu an... Evet ben bunu satacağım ya. İnanılmaz iyi bir anlaşma çünkü. Zinç'le asla savaş etmemek ve vasalım olması adamın inanılmaz iyi bir anlaşma gerçekten. Yani Zint savaş açsa bana, şuradaki toprakları kaybetsem dünyanın sonu değil. Kuzeye kadar kolay kolay gelemez ama yine de yani. Yine de yani. Tamam ben kasavardan vazgeçiyorum. Burada önemli bir kahraman var mı? Varmış. Kevin varmış. Kevin de bu arada bir kanserden yine ölen bir vampir kontları oyuncusuna saygı anlamında oyuna eklenmiş bir karakter. Kevin ne biçim vampir ismi olarak demeyin. Oradan geliyor. Ben bu Kevin'i ne olarak kullanıyorum? Garnizana saldırmak değil. Suikasta bulunmak için kullanabiliyor muyum? Kullanıyorum.
Öyle kullanayım o zaman. 46 ihtimal. Dene bakalım. Güzel. Eline sağlık Kevin'cim. Zaten ölümsüz. Okey. Hep böyle güzel güzel şeyler almış aslında. Bunu savaşlarda kullanmak isterim. Bu diğer orduyu ilave edeceğim ama önce bir satayım şurayı. Kasaba gibi güzel bir yere satmak birazcık içimi acıtmıyor değil ama. Üstüne bir şey alsak. Başka ne veriyor? Bunu vermiyor vasal olmak karşılığında. Tamam, bagarı da alayım. Şimdi bunu da ver. Bir de para ver üstüne. Parası yokmuş. Hiçbir şey yokmuş adamın. Peki. Ha, bana verdi en son parasını. Okey. Ben bu işe varım. Hayırlı olsun bakalım yeni vasalımız. Hatta şu an zafer koşullarını bayağı bir ilerletmiş olabilirim diyecektim. Yo. Ha, buna sayılmıyor. Tamam. Onu bizzat yapmam gerekiyor. Tamamdır, bu arkadaşları bir önce bir şunu ilave edelim. Buralarda yani aslında bunu da suikasta kullanabilirim. Sen de çık dışarı. Bunlara veda edelim. Bakar ve Antok bizde. Buraları da bir askeri şeyler yapayım buralara. Değerli hale getireyim. Arkasından Zinç'in parası olduğu zaman Kairos'un ona satarım belki. Okey. Veled'in elde ettiğimiz şu yetenek puanlarını dağıtalım. En son ne yapıyordum? Sanki yıldırım çarpışmasına doğru mu gidiyordum ben bununla? Sanki değil mi? Yukarılara bakıyorum işime yarayacak bir şey var mı? Yani daha iyi büyücü haline getirebilirim. Şu anda bir şeyler verebilirim ama yıldırım çarpışması olsun yani işime yarayabilir. Isabella sen de yakın dövüşe gidiyormuşuz. Okey. Jelly Baylor'ım duygusal olarak kendisine bir bağlılığım var. Senin de bütün gerekli şeylerini almışız galiba. Liderlik, liderlik, hücum bonusu. Yani hücum bonusu al bari. Ben devam. Sen ölüm rüzgarını geliştir. Ardından yılların laneti al. Arkada olduğunu da kısa süre sonra alacağız demektir. Okey, yancı ordumuz. Şöyle bir tatlı bir ordu yapmıştım ben değil mi? Yani Mortis motoru da var. Hatta 20 kişi. Ya aslında keşke Kar Fransa saldırsaydım ya. Zevkli olurdu o savaş ama neyseydi. Şu açlığı bir al her şeyden önce. Saldırırken liderlik, ağır boyutu. Bunlara gerek yok. Şu sefer hareket menzilini de al. Sonrasında bu ordunun şeylerini geliştireceğim. Ordu yeteneklerini. Orada okey, güçlü bir büyücümüz var. Ölüm rüzgarımız yok ama çok da şart değil. Suikast peşindeki kardeşlerimiz vardı. %38 dene bakalım. Başarısızlık normaldir. Arada teknoloji de çalarım belki. Hedefinde birini görmüyorum. Şöyle bir Kislev'e doğru git bakalım. Şuralarda var mı? Şamlı'dan o zaman. Başka kimse yoksa. %61 tutmadı bu sefer de. Olur öyle. Olur öyle. Başarısızlık. Okey. Bu abla genelde başarılı oluyor ama tabii arada başarısızlık başarısızlık gösterme hakkına da sahip kendisi. İnşaatlarda ne durumdaydık? Ben de hatırlamaya çalışıyorum ufak ufak. Şununla birlikte Fersiz Krallar'ın kapasitesini arttırabilirim. Bence mantıklı bir seçim.
Bununla birlikte de Banshee'lerin kapasitesini arttırabilirim. Bu da mantıklı bir seçim gibi. Önce paramı büyük ölçüde harcamış oldum. Bir şey için paramı biriktiriyor muydum acaba? Şunu 5 yapamıyorum. Oradaki özel binayı yapamıyorum. Her yere en azından ikinci seviyeye çıkarayım falan derdim vardı, değil mi? Yani Obelisk Kalesi'ni mesela çıkaralım. Şu gereksiz binayı bir silelim. Mut'u çıkaralım. Buraları ikiye çıkarmışız. Her yeri üçe çıkarma projesi de çok uzak değildir diye düşünüyorum. Şunu da ikiye çıkar. Tamamdır. Şimdilik yeterli. Teknoloji olarak şuradan gitmiş ve istediğim her şeyi almıştım sanırım bu taraflardaki. Şuradan ufaktan gitmeye başlamıştım. Burada bir iki güzel şey gördüğümü hatırlıyorum. Şimdi detaylı bakmayacağım ama. Soylar konusunda elimde 6'dan fazla var. Bunun ikinci... Dur, bir şeyin üçüncüsünü almaya niyetlenmiştim ben galiba. Neydi o? Bu değil herhalde. Sefer görüş açısı. Ha, şunu almaya niyetlenmiştim galiba. Okey. Böyle artı bir şeye ihtiyacım yok demiştim. Kendi eyaletlerimde artı iki kan şövalyesi de fena olmaz aslında. Ama görüş açısı bayağı fayda sağlar ya. Onu bekleyeyim ben. Nasıl baktım. Şöyle bir genel olarak saldırı altında olan bir yerim var mı? Ha, pardon, bunları düşman ordusu sanmıştım bir an. Şurayı kaybetmiştim ikisi de ve şuralarda sanki bir ordusu daha mı vardı neydi ama herhalde bana ulaşabilecek noktada değil. Belki buraya geliyordur. Hani Kemmler'le aram nasıldı en son? Biraz bozuluyormuş. Şimdi benim bunu bir tavlamam lazım. Altdorf eyaletindeki diğer yerleşim yerlerini satmaktan bahsediyordum galiba ben buna. Evet. Şuraya bir askeri bina yapacaktım. Tamam. Hatta Grunberg'i bile satabilirim aslında. Grunberg'deki bu aynı zamanda artık ihtiyacım yok sanırım. Buraya da bir askeri bina yapar. Onu da hatta hani kendime satarım. Altdorf'u vermem ama yani zaten konferansına kattığımız zaman bunları geri almış oluruz. Nerede emir mevcut? Ha, basalım olduğu için burası benden sayılıyor. Peki. Burayı da yeni aldım. Buraya da bir verelim. Güzel. Su koyup geleyim bu arada. Şu an galiba Festus'un işini bitirmekle meşgul. Bakayım. Bir sıraması 62. Daha sonra bakarız dostum ya. Eylem maliyeti kaya yani başarı olasılığı olsun. Bunlar yok edildi. King of Darkness.
Şu Middenheim mı benim yerime Heinrich Kemmler alacak gibi duruyor zaten. Ben de şuradan Karl Franz'ın kalan ordularını alayım ufak ufak. Şöyle sen al. Ya şu şeyi de yok edeyim artık ya, dümenci tarikatını. Gereksiz kalmasın. Fraksiyon yok edilmedi mi daha? Okay. Aa, Kurgainheim'a ulaşamıyor musun? Üzücü. Okay, önümüzdeki tur ulaşırız. Şöyle kendi topraklarımdan ayrılmayayım yine de. Şu azıcıkta. Sen bir gel. Şuradaki... Uber Strike'ı kurmuştun değil mi? Evet. Allah, direkt basalım oluyor ya. Ya bu askeri binalar gerçekten gereksiz derecede iyi hale getiriyor ya bu şeyi. Anlaşmaları. Okay, basalım o zaman. Skyre klanı, askeri geçiş. Zaten bir anlaşmam var. Askeri ittifak klanı da kabul ediyor. Bir dakika bir bakayım. Skyre klanı 6 her şeyine sahip. Tamam ya, güzel bir müttefik olur ondan. Güzel. Morse klanından iyi bir müttefik olur mu ama? Sadece 3 tane yerleşim yeri kalmış ve bir sürü güçlü fraksiyonla savaş halinde. Yok ya, fazla zayıf kalmışsınız siz dostlar. Sizle anlaşma yapmayacağım ben. Okay. Diplomasiyi kapatmak için sağ üstte gidiyor elim. Ferro oynadım son zamanlarda genel olarak. Orada o kapatma tuşu onların orada ya. Kendisi hayatik manonu bilmem ne de güzel olur tabii ki. Ama şuradan bir gitmek istiyorum öncelikle. Ölüm rüzgarı da oldu Wars'un. Şuradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Sen de buradan, okey. Var mı burada birileri? %57 ihtimal. Fena değil, yaparsın. Sen hala bir hedef bulamadın mı kendine? Orada da bir hedef yok. En azından yine teknoloji çalmayı dene o zaman. Başarılı, güzel. Onun ihtimalini de arttırayım hatta. Daha doğrusu oranını. Bu yerlerde yaralanmış bir kardeşimiz. Gel bakalım şöyle. Burada bir Karl Franz ordusu olduğunu görüyorum. Kemperberg'de saldırırsa... bilmiyorum ama asıl sıkıntı şu. Dur, sen bir şuraya gel de. %100 pusu başarı ihtimali diyor. Hadi bakalım. Buraya mı gelir yoksa başka bir yere mi gider bilmiyorum ama muhtemel üzerime saldırır ya. Emin değilim, bu orduyu fazla güçlü olarak da görüyor olabilir. Dur, emin olamadım şu an. %26 mı? Biraz azmış. Bakın hiç al o zaman sen biraz. Ya ben bu Kevin'i savaşta kullanmayı tercih ederim. O kadar yetenekleri artmış ama zaten de şey yapamıyor. Bunu yapabiliyor mu? %34 denenebilir. Şöyle yavaş yavaş yukarı git. Bu arada şunu da dene. Garnizon saldırıymış. Pardon, teknoloji çal değilmiş. Okay, neyse.
Dışarıda birini görürüm. %86 yaparsın herhalde. Ellerin dert görmesin. Kan dökenlerin çok olsun. Önce 9 kan öpücüğüne ulaşmış oldum ama 12'ye ihtiyacım vardı bunu almak için. Tamam. İki de fazlaymış ya. Diğerlerini mi alsam acaba? Neyse. Kan öpücüğü biriktiriyoruz elbet. Bina geliştirmesi. Çağıran kapasitesini şeyden arttırıyorum zaten. Daha küçük bir binadan arttırıyorum. Şunun kapasitesi, araştırma oranı. Araştırma oranı fena değil tabi de. Yani gerekli teknolojilerin çoğunu araştırdım zaten. Acemi Lord Bitbesi ulusal tabii ki güzel bir şey ama. Yani ben vampir kapasitesini arttırayım birazcık. Aşağıdan başlayayım bu sefer. Needling. Şurası. Tamam. Birazcık da para kazanalım. İhtiyaçtan inanılmaz iyi durumda olmadığımı görüyorum. En son oynadığım kampanya şeydi çünkü. Babil Seferi'nin Total War Feroh'ta 4. bölümünü çektim. Deli gibi zengindim orada. Her binayı yapabiliyordum. Oradan alışkanlık her şeyi yapmayayım şimdi. Karakizor. Oraya bir garnizon binası şart. Onu yaparım yakın gelecekte. Hatta bir sonraki tur direkt buraya bakayım öncelikli olarak. Grönberg'ü satarım demiştim. Bir yapayım. İyi mi? Ya o zinçin ordularını görünce de bir zinç oynayasım geldi şu an bak. Özledim birazcık. Ama Kislev'i daha çok özledim galiba ya. Ogre'ları fazla özlemedim henüz. Kate'yi de henüz fazla özlemedim. Son aylarda çok fazla Kate'yi oynadım. Kertenkele adam olabilir. Skaven'ın kalbimdeki yer her zaman ayrı. Kabir krallarının da öyle. Garfrans toprağa kalmadı hala seçmen kontları hayata döndürmekle meşgul. Burada Kislev'in ordusu yakınımdaki ordu nereye gitti? Şu an bir dakika dikkatimden kaçtı. Eline sağlık. İndir onu da hadi. Yürümesi yetmedi galiba. Yetti süper. Carfrans bitti mi o zaman? Aklıma geldi. Ben birazcık tükürdüğümü alacağım galiba da şu hain dükkanları satarım diye askeri bina yaptım yani. Yani artık satmama gerek kalmadı. Ya para kazanabilirim oradan da gerek yok. Ben buraya yine düzgün bir bina yapayım. Yaptım binayı yıkarak. Son binaya %25 hız. Katerin neredesin? Ooo hemen buradaymış. Nereye kaçıyorsun Katerinciğim? What do you want? The von Karstein. Yani savaşı yapmak da zevkli olur aslında bir yandan ama bir yandan da yapayım ya yapayım. Katerin kesme fırsatı her zaman karşıma çıkıyor. Zaten Pyrrhus zaferi falan diyor. Yani kimse ölmüyormuş ama yine de yapasım geldi. Şunları
Askeri birilerini atalayalım. Nesi var? Okey, karışık bir ordu. Ayaz ejderhanları çok baklı birimlerde, onu düzelttiler mi arada acaba? Şu an hatırlayamadım. Okey, sistemin sanatçısı, büyücüleri var. Zaten Katerin kendisi de büyücü. Girelim bakalım ya. Özellikle şu yancı ordumu biraz kullanmak istiyorum ya. O süvari ağırlıklı orduyu. Size o ses geliyor muydu bilmiyorum da. Kapım, balkonun kapısı iyi kapanmayınca direkt Esenyurt'ta oturduğum için ve gerçekten de literal olarak çok estiği için buralar direkt korku filmi efektleri geliyordu. Şu an onu kapattım. Silenmeyi başlat. Okay, saldıran ben olduğum için üzerime gelmeyecektir. Rahat olabilirim. Biriniz şöyle geçin, biriniz şöyle geçin. Şunlar da bir yakından bakayım ya. Şunlar da karizmatik birlikler gerçekten, birimler. Şundan kurtulma niyetindeydin değil mi? Sen birazcık rütbe atlaması lazım da önce onun. Böyle bizim hiç şey yok mu ya? Zombi ejderhaya binen bir birliğimiz yok mu? Şey, kahramanımız falan. Ona bir bakayım. Destek birlikleri bir gelsin de. Öyle bir gelin siz isterseniz. Sizi şöyle yapalım. Diğerlerini de çevreye dağıtalım. Oh, motor ortaya geçsin. Çok cool bir arkadaş ya. Seviyorum. Şimdi elbette bunların bol menzili birimi var. En iyisi ben İzabella'yla ölüm rüzgarı yapıştırayım şunlara ya. Yorumlarda abi biraz farklı taktik gibi uygula falan diyen arkadaşlar vardı ama şimdi İp gibi dizilmişler. Elimde ölüm rüzgarı var. Gözünü seveyim yani. Ben yapmamazlık edemem bunu. Şöyle. Galiba hiç kimseyi öldüremedi değil mi? Hiç kimseyi öldüremedi ama yani ölmekten beter oldular, o da ayrı mesele. Şöyle bak, canları kalmadı adamların. Ama ölmediler. Şuraya bir tane daha atarız eğer tetiklenmiyorlarsa. Tetiklendiler. Şu iki ordu birbirinin yakınında olsun ya. Öyle yapacaksanız, öyle yapacaksanız affetmem, bak ayıp ediyorsunuz. Affedeceğimi düşünüyorsanız biraz ayıptır bu yaptığınız, beni aptal yerine koymaktır. Gelin, buyurun gelin, bekleriz. Dur, bir tane daha ölüm rüzgarını yapıştırırım valla.
yine nispeten ip gibi sayılırlar. Şöyle yapsam tutar mı acaba? Biraz ıskaladım mı? Biraz ıskaladım sanki. Çok da ıskalamadım. Daha iyi olabilirdi. Daha kötü de olabilirdi. Güzel, memnunum. Okey, artık geri çekebilirsin. Senin fazla canın gidiyor. Ama bir de iyileştirme özelliğin vardı senin sanki. Okey, şu kardeşlerimiz yaklaşsın. Süvarilerle gitmek istiyorum azıcık. Üled'in ordusunu daha sonra işin içine katarım gerekirse de şimdilik bir kalsın. Şuraya Kater'in malum hareketini yapmış. Şöyle gelin, sen şuna dal, sen şuraya gir. Siz şöyle buyurun, siz şöyle buyurun. Sen şuradan ejderhaya gir, bakalım nasıl bir sonuç verecek. Sen de gir ortama ya, sensiz olmaz. Bakalım. Güzel savaşıyorlar. Kater'in nerede? Kater'in ne oluyor? Kater'in sıkışmış araya azıcık. Hayır, yok. Piyadeleri güzel harcayan bir binek malum. Kater'in'e hadi sen git dostum ya. Kater'in biraz dayak istiyor gibi bir his var içimde. Süvariler ortamı gayet güzel temizlediler. Tabii bunlarla vurkaç yapmak, bunları yakın dövüşte uzun süre bırakmamak daha mantıklı olan seçenek ama savaş değil, etraflarını sardık zaten. Let's. Şunlar senin, şu arkadaş senin onu kesmeni rica ediyor gibi bir his var içimde. Çok hasar olan kimse var mı? Yok. Şurada bir tanesini unutmuşum hatta. Bilet. Kater'in dururken başlarıyla uğraşma hadi. Adam geçemedi adam. Kendi adamlarından geçemiyor. Ortalık biraz karıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ölenimiz var. Ölmemeyi başarır mısın bir ihtimal? Isabella onu kurtarabilir misin? Come on dostum, come on. Bu karakterleri mi etkiliyor sadece? Evet. Okey, liderlik toparladı. Villet'ten kaçacaktır bu tabii ki. Onlar bir topluca. Bu sırada da sen gel. Milleti iyileştir biraz. Yani genel olarak milleti iyileştirsem fena olmaz. Seçemedim mi? Güzel. Hızlı birimlerimi geri çağırıp milleti iyileştirdiğim için Kater'ini yakalayamamışız ama zaten maç vaziyetindeydi, ölecek, sorun yok. En çok kim bizim birbirimizi öldürmüş? Kater'in öldürmüş tabi. O yaptığı büyüyle falan bayağı hasar vermiştir aslında. Ayı bincileri bayağı şov yapmış. Onun dışında bir şey yok.
Ledin ordusu zaten full canlı. Diğer ordu da iyileşir. Aa, kaybetmişiz bunu. Hay Allah. Neyse. Şakaten'i mağlup ettiğimiz için buz ısırı saldırıları etkinleştirdik. Saldırdığımızın hızını düşüreceğiz ki bayağı işe yarar aslında. Bilet yavaş bir birim olduğu için. İkisi de karşı saldırırken dehşet sar. Zaten herkese karşı dehşet salmıyor muydu ya bilet? Neyse. Senin kaldırabileceğin başka bir var mı o birimden? Varmış, tamam. Direkt telafi ettik. King of Darkness. Hmm. Bir tane daha yerleşim yeri varmış bunun. Onu şu an şey yapamıyoruz. Şuraya kadar su vaziyetine de gelemiyorum. Okey. Şöyle yaklaş o zaman sen. Sen bir tek şefe gir istersen. Tamam. Önümüzdeki tur umarım uzaklaşmaz. Orayı alırız. Şu Wurtberry'i de almak istemekle birlikte. Şurayı aldıktan sonra orada bir lord yaparım. Hadi burada yapayım ya, tamam. Şöyle tık bir olsa yeterli. What? The von Karstein. Olmuş. Akıl hocası verelim bir tane. Ha, sen ceset arabasına kavuşmuşsun zaten. Tamam. Diğerine de kavuşur yakında. Bu neymiş? Arkan oğlunu al. Bir de... Ha, dur, onu değil de. Şimdi bir ikili mezar tasını da alırız yakında. Eğer öyleyse ben bu ceset arabasından kurtulup daha iyi bir şey alayım buraya. Bol bol da seçeneğim varmış zaten. Vlad von Karstein. Hadi şundan olsun. Ya vazgeçtim, vazgeçtim. I am unstoppable. Bundan olsun. The world will drown in blood. Bence rütbe atlayan var mı? Var. Maalesef bunların ve bunların buff aldığı yetenekler farklı. İkisini de güçlenmem gerekecek. Önce kan şövalyelerinden başlayalım. Kan ejderiyiz sonuçta. Böyle. %57, hadi bakayım. Güzel, eline sağlık, eline sağlık. 11 oldu kan öpücüğü sayım. Bir kişi daha başarılı olursa. Şurada bir hedef görüyorum mesela. %62 ihtimal. Şurada Scarbrand'i kızdırmaya devam edelim. %28 biraz az ihtimal ama dene. Başarılı. Eline sağlık, eline sağlık. Kevin, sen direkt git istersen abi kuzeye. Ama yolda birilerini görebilir tabii, suikast hedefi bulabilir. O yüzden yavaş yavaş gideyim ben yine de. Ve devam. Şurada biri vardır belki mesela, suikast yapılabilecek. Şurada %50 ihtimal. Hadi bakayım. Olmadı. Ama sen benim yüzümü kara çıkarmazsın. %22 bile tutturursun ama dur, diğerine bir bakayım. %33. %33 senin için %100 demektir dostum ya. Olmadı. Gazı verdik ama ihtimali arttıramadık. Bir dakika, başarısız olmadım mı ben? Niye kan öpücüğü kazandım? Demin 11'di. İki kere daha denedim. İki kere başarısız oldum ve kan öpücüğü kazandım üstüne.
Nasıl oldu bilmiyorum ama üzümünü yiyip bağını sormama günüdür. Şunu istiyorum. Şimdi komple mi benim %150 sefer görüş açım olacak yani? Öyleyse güzel. Of, şuradan başlayayım demiştim değil mi? Şuraya bir garnizon binası şart demiştim. Okey, paramı harcamış oldum. Ben de böyle lüks birimler alarak birazcık gereksiz iş yapıyorum ya. İskeletle doldursam da olur ama neyse haydi neyse. Okey, buradaki teknoloji tamam. Yakın savunma. İstirmeleri kaldırma maliyeti. Birimleri güçlendirmek dışında bir şey yapabilecek bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi bir al da. %35 iyidir. Acil bir zombi ordusu yapmak gerekirse fayda sağlar. Konferansiyonun 5 tur geçtikten sonra Heinrich'in o konuda ne düşünecek onu merak ediyorum bu arada. 3 tur daha var. Vay vay vay, yok öyle bir şey. Sen benim güzelim imparatorluk topraklarımı elinde tutuyorsun. Sahi ya ben karakolda yapsam ya. Belki Skaven ya da zinç birimi falan basarım. Konferansiyona katınca böyle Marine Work bilmem ne bayağı parasal sıkıntılar çözülür. Yani sıkıntı içinde olduğum söylenemez de çok bolluk içinde yaşadığım da söylenemez öte yandan. Olsun. Tamam. Kontrol sıkıntısı yoktu yanlış hatırlamıyorsam en son baktığımda. Menfet görev hazır. Nice. Peki nerede göreve koşsam onu ben acaba? Şeye doğru bir yaklaş önce. Evet sen de size gel. Sen bir saldır. Sanıyorum Carfrance yok edildi. Yes, Rai toprakları sizlere ömür. Hmm,
Şurada küçük bir ordusu var. Burada biraz büyüyümsü bir ordusu var. Pusu vaziyetine girecek kadar yürümem de var. Bu adam belki bir ihtimal saldırmayı tercih eder diyeceğim ama zannetmiyorum da öte yandan. Arada şuradaki ogre kampını da temizleriz. Şunları bir daha atalım. Yıldırım çarpması almış durumdayız. Ol. Bunu almışsın. Ha, sana bir menzil direnci alacaktık. Şunu da bir ikileyelim. Şuradaki abimizin şunu bir üçleyelim. Ardından bir de şuradan devam edelim. Okay, bu sefer %0 diyor. Öyleyse teknoloji çalmayı dene. %12. Tecrübe olsun en azından. %48. Hadi bakalım. Burada %40 başarılı. Güzel. Bir süredir başarılı yakalayamıyorduk. Güzel bir hava değişimi oldu. Sıfır mı? Teknoloji çalmak da çok düşük. Okey. Peki buradakilerde mi sıfır? Evet. Bu da mı sıfır? Peki. Bir hedef yokmuş maalesef. O yüzden sen yoluna devam et. %81. Abla bak hayal kırıklığına uğratıyorsun beni ya. Bak iki tur yapamıyorsun. Sen bu işlerin uzmanıydın. Şimdi karakol kurmak istiyorum öncelikle elimdeki parayla. Senin en fazla şeyin muhtemelen Kaderören'in buzul yarığındadır diyeceğim. Değil. Daha buralar bayağı ihtilaflı bölgelermiş. Tamam, bir gezelim bakalım nerede çok birim çeşidi var. Has Kalesi. Olur. Buranın başkenti. Okkam'ın sonsuz labirenti yani. Tamam, buraya kuracağım muhtemelen. Şam Kalesi de fena değilmiş ama Okkam daha güvenli göründü bana. Höyük Lejyonu'na gerek yok. Skyr Klanı'na Skaven Arabesi'ne kurabiliyorum. Okey. Hiç başka müttefiği yokmuş. Ve bir diğer soru. Manfred'i nerede kullanmak istediğim? Şu an bu ikisi iyi gidiyor. Ya bu orduyu Manfred'e vermek istemiyorum. Manfred'lik bir ordu değil bu. Yani yanımızda gezdirelim bari ya. Başka bir yerde bir ordu yapmak istemiyorum şu an ki çok da param yok yapacak kadar zaten. Ve başka bir cephede de savaşmıyorum nasılsa. Burada yanımızda takılsın Manfred. Hadi daha bir nasıl sıfırlamam gerekebilir ona bir bakayım. Mesela dünyanın en gereksiz skilline vermiş bir tane. Bunun ejderhası da var. Yani genel olarak fena dağıtmamış da.
Ölüm rüzgarı almamış mesela. Buradan gitmiş. Yok, ben bunu gerçekten sıfırlamak istiyorum ya. Tamamdır. 3 tur sonra tekrar görüşürüz Manfred. Sizde zaten ticaret anlaşmamız yok muymuş? Güzel. Yapalım. Yerleriyle bir şey yapmak istemiyorum. Yerlerine saldırabilirim. Yani Negash'in takipçilerine saldırmayacağım da onlar da çok zayıf durumda zaten. Hiç gerek yok. Guggenheim yeni aldığım yer. Tamam, buraya da bir para basalım. Kileyelim. Bölge yıktık. Bu yapılı zaten. Para olsun. Altdorf'un yeterince büyümesi var bu arada. Burayı bir yükseltmeyi deneyebilirim önümüzdeki tur. Param olursa. Şu an paramı çok harcarsam olmaz param. O yüzden çok harcamayayım. Şöyle bir genel bakayım acil bir şey varsa diye. Şurada mesela. Obelisk Kalesi'nde. Para yapayım. Bir şey soracağım. Sen kasabaları bana geri verirsin bir ihtimal. Yok. Çok fantastik bir güzellik olurdu ama. Kontrolünü sağlamak falan, zinç yozlaşması bu kadar yüksekken biraz zor. Eğer param varsa bunların birini ben sana satayım. Yokmuş. Peki. Başka satabileceğim birisi yani Volkmar var da. Onların da güçlenmesini istemem şahsen. Tik tak da var. Ona zaten satmam. Ya bunlar da vasallaşmayı kabul eder mi aslında versem şunları? Vallahi ediyor. Ya oyunun gerçekten bu yerleşim yeri ticaretinin dengesini biraz sağlaması fena olmaz. Ben şu vasallığı bir alırım ya. Bir vasalım olun o zaman. Tiktakto'da vasalım olur mu lan? Dur bakayım. Tiktakto bak sana ne vereceğim. Antok vereceğim. Yok. O istemiyor. Peki. Canın sağ olsun. Bundan sonra vampirler, insanlar ve zinç çok iyi geçinecekler. Özellikle Volkmar'ın böyle anti undead bir abinin basılım olmayı kabul etmesi çok saçma gerçekten. Ne bir daha yapmayacağım şimdi Emir. Bitelim. Yani bitmeyeceğim, vazgeçtim. Müttefikleri izlemeyi bırakmak mantıklı olabilir aslında. Çok zaman harcıyorlar. Neyse, bu turda bir izleyeyim de. Doğumdaki orduma bir müdahale etmek şart. Yoksa topraklarım içine girecek.
Gereksiz bir savaş olur. Muhtemelen onlar yakında bana zaten savaş açar da. Aslında ikit kazanıyor gibi. Savaş açmayabilirler kötü durumdalarsa. Doğurganların bir türlü sonu gelmedi. Onların bir sonunu getirmek lazım. Okey, tamam. Çok beklenmedik bir şey olacağı benzemiyor. O yüzden ben bundan sonra ne müttefiklerimi izleyeceğim ne de tarafsızları izleyeceğim. Kamera ayarlarını bu şekilde ayarlamak böyle aslında oyunun tadını biraz kaçırıyor çünkü sürekli böyle düşmanları izliyorsunuz. Düşmanların yaptığı şeyleri izliyorsunuz. Sanki her şey kötü gidiyormuş gibi oluyor. Yetişebiliyor muyum? Yetişiyorum ama %18 yürümem kalıyor. No higher power than I. Mostly giants. Sen şurayı al. Sana teşekkür edeyim. Yani aslında evet, yanında yem olarak gezdireceğim birisi de fena olmaz şu noktada. Bu herifin nereye gideceğini öngörmem gerekiyor. Muhtemelen Nidling'e gelir ama... Evet, yani şuradan Temple of'a geçmeye kalkmaz bu derenin karşısından. Talapayma doğru gitmek de isterdim ama yani bu iki ordunun aslında bir arada gezmesinin bir esprisi yok değil mi ya artık? Sen gel, sen orduyu kendin halledersin. Evet, sen de. Şuraya doğru gel. Bunları da temizlemek isterdim. Bunların bundan başka bir şey yoktur, değil mi? Tamam, hazır önümdeyken bunları da bir temizleyeyim ben ya. Birisi tarafıma katılmayı mı reddetti? İkit reddetti. Abi uyuz bir ogre için yani gerçekten müttefikliği bozmak yani Skaven tamam sırttan bıçaklı falan da bu kadar da mantıksız olmamalı bence. Bu kadar basitti yani. Biraz gıcık oldum şu an kendilerine. Şu ordunun yanında gezecek bir tane yem lazım. Sen gel. Yavuz atlamış olursun arada. %40. Başarısızlık. Biraz uzakta. Burada kimse yok. Uzaktakine doğru gidelim. Arada da tekmeyi çalırız. Nice. Hiç mi hedef yok etrafta? Şu varmış. Tamam. 130. İşte ne bakalım. Heh.
Sen yola devam. Onlara bir şey yapmayayım. Mantıklı olmaz. Bunun var mı? Yok. Tamam, sen de şuradan bir teknoloji çal o zaman bari. 112 mi? Oha, 112 tuttu. Helal olsun, ne diyelim. Abla artık 3 tur üst üste hayal kırıklığına uğratmazsın beni diyecektim ama hedefin yokmuş senin de. Altdorf'u dördüncü seviyeye çıkaracaktım, onu bir yapayım. Mutlaka de para yapalım. Paramız da bitmiş oldu böylece. %25 bakım. Okey. Chevalier de Lyonnais benimle iyi geçinmek istiyor. Salla. Okey, %90 lan kenarından geçti gitti. Neyse, alırız, sorun yok. Lejyonuyla bu tur mu konuşabileceğim ben şey konusunda, konferansiyon konusunda, yoksa bir tur daha mı var acaba? Yo, bitmiş, bir bakayım. Yo, bitmemiş. Görememişim sadece. What? Orada göremiyorum. I'm always open to furthering the course of unlife. Bak, sakın vasalıma konfederasyon teklif edemediğimi söyleme bana. Böyle bir şey olmaması lazım. Ya öyle bir şey varsa çok canım sıkar gerçekten ya. Gerçekten öyle galiba. Abi ya, yapma ya. Konfederasyon kaynaklı eksiği şeyde yok zaten. Gerçekten mi ya? 6 tura kadar bunu bozamayacağım zaten. 6 tur sonra da bunu bozduğum için aramız bozulacak. Öf, can sıkıcıymış. Neyse, neyse, başa gelen çekilir. Bu arada bu ekstra bölümü burada sonlandıralım. Önümüzdeki bölümde devam ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.